İndirirken bağcığı çözüp aşağı indirip tekrar çekmemizde oldukça rahatlık sağlar bize. Şimdi hastamızın pozisyonunu değiştireceğiz. Bu pozisyon değiştirme işi yatağa bağımlı olan Alzheimer hastalarında çok önemli bir durum. Çünkü yatakla teması sırasında özellikle sırtın arkasındaki kürek kemiklerinde, ayaklardaki topuklarda, dirseklerde, başın arka kısmında, kulak kısımlarında yatakla temas eden, yastıkla temas eden kenarlarda kemik çıkıntılarının olduğu yerlerde ve en önemlisi de kalçanın arka tarafındaki yatakla temas eden yerlerde kızarıklık, çizgiler bir süre sonra yara oluşmasına neden olur. Biz bunları basınç yaraları diyoruz. Yani yatağa bağımlı hastalarda sürtünme ile oluşan yaralar, basınç yaraları. Bunun oluşmaması için hastaya 2 saatte bir pozisyon vermemiz gerekiyor. Pozisyon verme işleminde 2 tane bu şekilde yastık kullanacağım. Yastıkları hem hastanın çevirdiğim tarafta dik durmasını sağlayacak hem de bazı bölgelerin birbiri üzerine gelerek oranın rahatsız olmasını önleyecek. Pozisyon verme işlemine başlamadan önce özellikle hastayı kendime doğru çekmeye çalışıyorum. Baş kısmını önce kaldırıyorum bu şekilde. Daha sonra bel kısmını kaldırıyorum. Burada yine üzerinde durmamız gereken önemli bir nokta, pozisyon verme işleminde bizim de pozisyonumuz çok önemli. Çünkü hastaya vermiş olduğumuz pozisyon esnasında herhangi bir yanlış hareketimizde bizde de ciddi anlamda belle ilgili problemler olabilir. Bu nedenle sol ayağımı hastaya yakın olan kısma, yatağa dayayıp diğer ayağı hafif geride bırakıyorum. Bu şekilde. Ve tüm ağırlığım daha sonra alt tarafta kalacak olan bacağını alıyorum. O kadar zor ki. Bu şekilde hastamı diğer tarafa çeviriyorum. Bu pozisyonunu korumak için ilk önce yastığımın birini alıyorum. Sırt kısmına yerleştiriyorum. Boynunu da destekleyerek. Daha sonra diğer yastığımı alıyorum. Kalça kısmına yerleştiriyorum ve bacak aralarına denk gelmesini sağlıyorum. Sonrasında kollarının aşağıya sarkmasını önlemek için kollarını üst tarafa getiriyorum. Eğer herhangi bir yerden yataktan bu şekilde aşağıya doğru kolları sarkıyorsa yine çarşaf yardımıyla rulo yapacak şekilde bu şekilde koltuk altına veya dirsek kısmına yerleştirerek hastanın kolunun aşağıya düşmesini önlüyoruz. Yine bu rulo olan çarşaf yardımıyla bacak aralarına, yatakla temas eden ayak bilekleri tarafını bu şekilde koyarak hastanın aynı pozisyonda 2 saat boyunca kalmasını sağlıyoruz. Pozisyon değişimini yaptığımız hastaların 2 saatte bir pozisyonlarını değiştirmemiz gerekiyor demiştik. Önce sağ pozisyon, sonra sol pozisyon, daha sonra düz pozisyon yapıyoruz. Bu sıralamayı tabii hastanın isteğine göre de yapabiliriz. Özellikle hastalarımız düz yattığı zaman yatakla temasını yine 2 saatte bir önlemek için kullanacağımız yastıklar yardımıyla diz kapaklarının olduğu yerlere yastık koyarak topukların yatakla temasını önlemiş oluruz ve topuklarda yara oluşumunu engellemiş oluruz. Bu şekilde 2 saat boyunca kaldıktan sonra yumuşak olan yastıklarımız sert olmayacak. Daha sonra 2 saatte bir bu yastığı çekip pozisyonunu tekrar değiştirebiliriz. Aynı işlemi kol altlığı için de yapabiliriz yine. Kolların aşağıya sarkmasını önlemek için yastıklar yardımıyla yine bu şekilde kolların yüksekte olmasını sağlayabiliriz. En son olarak hastalarımızın pozisyonunu da verdikten sonra ya da düz pozisyondayken en önemlisi yaşlı hastalarda cilt kuruluğu en çok karşılaştığımız noktalardan biridir. Onu önlemek için bir krem, nemlendirici bir krem yardımıyla
ellerini kuruyabilecek yerlere, ayaklarına, topuklarına, kulak kenarlarına bu şekilde nemlendirerek tüm vücudunu, kuruyan bütün bölgelerini, bacaklarını nemlendirerek hastamızı rahatlatmış oluruz. Yatağa bağımlı bazı hastalarda idrar çıkışının çok fazla olmasıyla beraber hastanelerde, kliniklerde takılan idrar sondası vardır. Bu sondanın ucunda da bu şekilde idrar torbası vardır. Bu torba dolduğunda değiştirilebilir özelliktedir. Değişik şekilleri vardır. Şimdi sonda bakımını da hastada yapmak için yine aynı şekilde hastamızın pijamasını aşağıya doğru sıyırıyoruz. Bezini açıyoruz bu şekilde. Sonda bakımı da yine daha önce bahsettiğimiz gibi perine bakımı gibi sabunlu bez ve duru bez yardımıyla yapılacak. Sondamız bu şekilde hastanın mesanesine takılı bir şekildedir. İdrar torbasına girecek şekilde takılıdır ve idrar çıkışı bu şekilde aşağıya doğru gelir. Hiçbir şekilde bu torbayı yukarıya yatak üzerine koymuyoruz. Her zaman hastanın bel kısmının yataktan aşağıya olacak kısmında bu şekilde asılı olması gerekiyor. Aynı zamanda da yine çekerek hastayı acıtmamamız gerekiyor. Yine bu işlemi yapmadan önce hastamıza mutlaka açıklama yapmış olmamız gerekiyor. Anneciğim, şimdi yine perine bölgeni temizleyeceğim, rahat ol diye. İlk olarak eldivenlerimizi giyiyoruz. Daha sonra sabunlu bez yardımıyla ve diğer durulanmış bezimle beraber önce perine bölgesini yine aynı şekilde yukarıdan aşağıya tek bir defada siliyorum. Bezimi atıyorum. Diğer sabunlu bezimle yine diğer tarafı siliyorum. Aynı normal perine bakımı gibi. Bu şekilde yeterli temizlik sağlandıktan sonra durulanmış bez yardımıyla iki bezimi de alıyorum. Bir bezle diğer tarafı tek defada aşağıya doğru siliyorum. Kirli olan bezimi atıyorum ve diğer tarafı yine aynı şekilde siliyorum. Bezlerimi atıyorum. Yine sabunlu bez yardımıyla sondanın etrafını bu şekilde temizliyorum. Yukarıdan aşağıya doğru. Durulanmış bez yardımıyla da yine sondanın etrafını duruluyorum. Ve perine bölgesi yine pişik ve mantar enfeksiyon açısından çok sık karşılaştığımız bir bölge. O yüzden kuru bir bez yardımıyla yine yukarıdan aşağıya doğru bütün perineyi kuruluyorum. Sonların etrafını kurutuyorum. Bu şekilde işlemimi bitiriyorum. Daha sonra hastanın bezini yine kapatıyorum. Pijamasını yukarıya çekiyorum. Ve torbanın da yine yataktan aşağıda olmasına özen gösteriyoruz. Alzheimer hastalarımız ileri evrede yatağa bağımlı olduktan sonra özellikle beslenme ile ilgili ciddi problemlerle karşı karşıya geliriz. Yutma güçlükleri olduğu için ağızdan veya burundan takılan, mideye kadar indirilen bu şekilde hortumlarla dışarıdan beslenirler. Bunlar için özel mamalar olduğu gibi evde kendimiz de mikserden geçireceğimiz besinler yardımıyla bu şekilde bu hortumdan mideye doğru verebiliriz. Hortumun ucunda yine aynı şekilde bir torbamız mevcut. Mide içeriğinin torbaya gelip gelmediğini kontrol etmemiz için gerekli bu. Şimdi bu hortum yardımıyla hastamıza mama vereceğiz. Dışarıdan hazır olan mama, bu şekilde bardağa doldurulmuş olan mama özel enjektörlere çekilerek vermemiz gereken miktarlar doktorumuz tarafından zaten kaydedilmiştir. O istem üzerine kaç cc vermemiz gerekiyorsa enjektör üzerindeki o miktar kadar çekip hastamıza uyguluyoruz. Bu hortumlar hastanede veya hastanın daha önce bulunduğu klinikte takılmış olarak eve gelir ya da beslenme uzmanları tarafından eve gelerek
takılabilir. Hortumun uç kısmını torbadan ayırıyorum. Torbanın yine kendi kapağını takıyorum. Bu şekilde. Torbayı bir tarafa bırakıyorum. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şey, hastanın midesine hava gitmesin diye hortumu elimle iki kat bükmüş şekilde tutuyorum. Bu şekilde. Daha sonra mama enjektörünü buraya takıyorum ve yavaş yavaş vermeye başlıyorum. Çok hızlı vermemiz hastanın midesinde gaz sıkıntısına neden olacaktır. Onu da sinirlendirecektir ya da mide bulantısına neden olacaktır. O yüzden yavaş yavaş mamayı uyguladıktan sonra tekrar hortumumu iki elimle bu şekilde büküyorum. Daha sonra mamanın geri gelmesini önlemek için bir kapak takıyorum buraya. Bu kapak yardımıyla beslediğim hastam midesindeki besinler olduğu gibi kalacak, mama orada kalacak, geriye dönmeyecek. Bu şekilde 2 saat kapalı kalabilir. 2 saat sonra tekrar hortumun kapağını açıyorum, torbama takıyorum. Daha sonra takip ediyorum. Birkaç saat boyunca diğer mama zamanı gelinceye kadar verdiğim mamanın torbaya gelip gelmediğini mutlaka kontrol ediyorum. Eğer verdiğim mama verdiğim miktar kadar torbaya geldiyse beslenmeyi durduruyorum. Çünkü bu midenin onu öğütmediği anlamına geliyor. Hazmetmediği anlamına geliyor. Eğer mamanın torbaya gelmediğini gördüysem diğer beslenmeyi aynı şekilde uyguluyorum. İleri dönemde Alzheimer hastaları yatağa bağımlı durumdayken saç banyosu vermek istediğimiz zaman sizi işinizi kolaylaştıracak birkaç önerim olacak. Hastaya saç banyosu verirken kullandığımız birkaç yöntem var. Bunlardan bir tanesi hasta başının altına uygun olarak yaptırmış olduğumuz bir küvet yardımıyla olabilir. Bu hani kuaförlerde kullanılan küvetler gibi de olabilir. Başını içine koyup rahatlıkla yıkayıp daha sonra onu kaldırabiliriz. Ama yine poşet yardımıyla imkanlarımız doğrultusunda verebileceğimiz saç banyosu da vardır. Böyle evde bulundurduğumuz büyük bir poşet, bu kullandığımız çöp poşetleri de olabilir. Hastanın boynunun altına yerleştireceğimiz bir havlu yardımıyla bu şekilde boynundan destekleyerek kaldırıyorum omuzlarının altına doğru. Yatağını ıslatmamak için. Bu şekilde. Sonra poşeti hastanın başının altına yerleştiriyorum. Bu şekilde. Omuzlarının altına doğru. Bu şekildeyken poşetin alt kısmını keserek bir kovanın içine koyabilirsiniz. Ağırlık olup da aşağıya doğru sarkmasın diye. Kovanın içine koyduktan sonra hastamızın saçlarını çok rahat bir şekilde kendisine anlatarak anneciğim şimdi saçlarını yıkayacağım diye korkmasını önleyerek bu şekilde saçlarını yıkayıp o suyun da poşet yardımıyla kayarak bidonun içine, kovanın içine dolmasını sağlayabilirsiniz. Daha sonra dikkatli bir şekilde yine boynunu bu şekilde destekleyerek hastanın boyun kısmından poşeti kaldırıp kovanın içine koyabilirsiniz. Yine havlu yardımıyla boynunu sararak kurulamasına yardımcı olabilirsiniz. Ama bilgi çok önemli bir şey ve sizler bugün burada olduğunuz için artık hazırım dediğiniz evet. için. Evet. Tamam diyorum. Size harcayalım. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.